Yat, yat kızım, yat. Baba. Nasıl oldun, iyi misin? Ne oldu sana? Huzursuz görünüyorsun. Baba. Herkes benim... Odamdaki yangını senin çıkardığına inanıyorlar, değil mi? Evet. Bırak konuşsunlar. Ben inanmıyorum. Oğlum da eğer inanıyorsa demek ki aptalın tekiymiş derim. Bana öz babası kadar saygı duyan bir kız böyle bir kötülük yapmayı aklından geçirmez. Ben seni tanıdım kızım. Hayır, hayır, hayır. Sakın ağlamaya başlama. Aslında ben haber vermek için geldim. Birazdan mabede gidip dua edeceğim. Bir adam vardı. Oğlum bir gün benim güvenebileceğim, iyi huylu bir kızla evlenebilsin diye. Sonunda seninle evlendi. Tabii bu arada sana nasıl davrandığının farkındayım. Ama inan bana, Rudra kötü bir insan değil kızım. Onun bugün bu halde, bu karakterde olmasının sorumlusu sadece benim. Bir de annesi. Annesiyle birlikteliğimizi sürdüremedik. Sonunda da bir gün onu terk edip gitti. Biliyor musun, geçen 15 yıl boyunca öfkemi ve hırsımı ondan aldım. Onu çok hırpaladım. Onu üzmekten başka bir şey yapmadım. Ama sakın kızım, sakın umudunu kaybetme. Benim açtığım yaraları belki bir tek sen sararsın. Bir baba olarak senden rica ediyorum. Evet. Al bunu. Bu sarı Rudra'nın annesinin. Ben elimdekini kaybetmeyi kabullendim. Ama kızım, sen asla kaybetmemelisin. Bu hem annesinin hem de benim dileğim. Benim gözümde o hala biricik karım. Allah'a emanet ol. Size söz veriyorum baba. Güveninize ihanet etmeyeceğim.